Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda yine e, e, ürün entegrasyonunu Excel ile nasıl yapıyoruz? Bunu anlatacağız. İkinci yöntem olarak anlatacağız bunu. Çünkü daha önceki videomuzda ilk yöntemimizi anlatmıştık. Proteceratı şablonlarda sabit kaldığınız sürece hiçbir sıkıntınız yok. Export ve import yapabilirsiniz. Ama kendi şablonlarınız varsa nasıl bir eşleştirme yapılıyor? Bununla alakalı eğitim videomuzu çekmiş olacağız. Ürün entegrasyonu yönetim kısmına geliyoruz. Excel ürün entegrasyon yöntemi diyoruz ve bakın yeni Excel ürün import diyoruz. Galerimizi seçiyoruz. Import file dosyamızın içerisinde yeni Excel ürün Excel dosyamızı hazırlıyoruz. Benim hazırlamış olduğum birkaç tane ürün vardı onları beraber alacağız. Yeni ürün Excel bakın burada. Daha öncesini zaten bunu almıştık. Sayfamızı yenileyelim. Bakın kullanacağımız dosyayı seçiyorum yeni e, XML ürün Excel dosyamız. Ürün ekleme sihirbazını çalıştıracağım. Yükle diyorum. Sol tarafta görmüş olduğunuz alanlar pro ticaretin stok kartı için olmazsa olmaz alanlardır. Yani stok kartının içerisinde olan alanlardır. Kırmızı ile olan alanların kesinlikle doldurulması lazım. Eşleştirilmesi lazım. Boş geçemezsiniz bunları. Drop downların içine dolan alanlar ise sizin Excel tablonuzdan, Excel'inizde oluşturmuş olan alanlardır. Dolayısıyla sizin Excel'inizdeki herhangi bir Eti, sütunda olmak zorunluluğu yok. Kategori kendiniz başka bir alanında okutturabilirsiniz böyle bir durumda. Yine burada A koluna denk gelmiş ama bu B de olabilirdi, C de olabilirdi. Orada seçiyoruz bunu. Stok durumu. Stok durumu ile eşleşsin. Stok kodu stok kodu ile eşleşsin. Stok adı stok adı ile eşleşsin. Barkod hemen bakalım buradan. Barkodumuz da eşleşsin. Marka markayla birim adı bakın birim adı varsayılan birim çarpanı birim çarpanıyla varsayılan birim birimin aktif pasif olup olmadığın durumu KDV'ler eşleşecek mi? Yani sizin Excel tablonuzda KDV oranı olacak mı? Var. Bakın burada KDV'si de geldi. Alış fiyatını entegre etmiyoruz. Satış fiyatla alış piyasa fiyatını entegre etmiyoruz. İsterseniz edebilirsiniz. Gelirsiniz buraya. Alış fiyatınız varsa alış fiyatını verirsiniz. Alış fiyatını para biriminle verirsiniz. Piyasa fiyatını etmeyelim şu anda. Satış bir fiyatı ne edelim? Bakın satış birinci satış fiyatı geldi. Para birimini de alalım. İskontomuz varsa bunu da alalım. Birinci satış iskontosu. Evet. Satış iki fiyatlarını, satış fiyatlarını geçtim. Kısa açıklamamız varsa onu alalım. Aşağı doğru inelim. Hangi alandaymış? Kısa, evet, stok açıklaması kısa alandaymış. Detay alanımızı da alalım. Stok detay alanı. Envanterimizi alalım. Stok envanter. Bir tane resim adı girmiştik. Bunu alalım. Ama resim 2, resim 3, resim 4 alabiliriz. Ben şu anda bunları istemiyorum. Bakın eşleşmeyi kaldırdım buradan. Resim 6'dan, tedarikçiden, ilgizemel tedarikçi üretici kodundan, anahtar kelimelerden, seora üyelerden de hiçbirisini almıyoruz şu anda. Ama alabilirsiniz. Yani Excel tablosunun içinde bu değerler varsa bunları hep bizim alanlarla eşleştirebilirsiniz. Protoşartın alanları da. Ondan sonra entegrasyonu yapabilirsiniz. Peki ne lazım bize başkan? Kod ikili istemiyoruz. Kod 6'yı da istemiyoruz. Kod 11'i de istemiyoruz ama kod 14'ü istiyoruz. Kod 15'i istiyoruz. Kod 12, kod, 13 kod 12 alalım. Kod 12'yi alalım. Kod 12'yi alalım. Evet. Yazar ve yayının isimlerini istemiyoruz. Bu şablonun ismi de artık diyorum ki yeni ürün ekleme şablonu. kaydediyorum. Bundan sonraki şablonlarınız otomatik olarak hazırlanacaktır. Sizin şablonunuz yani Excel şablonunuzu değiştirmediğiniz sürece sizin şablonunuz artık protejat şablonlarıyla entegre olmuş vaziyette. Yani tekrar geldiniz. Dediniz ki ben Excel örneği importu yapacağım. Kullanacağım Excel Excel import dosyam benim burada. Sizin bakın belirlemiş olduğunuz şablonunuz burada. Yükle dediğiniz anda artı sizin belirlemiş olduğunuz alanlarınız gelmiş olacak. Ön izleme yap diyorum. Acaba benim yaptığım işlemlerden hatalar var mı yok mu? Bakın alış fiyatı satış fiyatlarından büyüktür diyor. Demek ki sizin Excel tablonuzun içerisinde alış fiyatlarının satış fiyatlarından büyük tutmamamız gerekiyor. Bu tür uyalarınız da var. Sadece bunlar değil. Birinci fiyatlarda, çarpanlarda, boş olanlarda, resim adlarında Türkçe karakteri işlenmemiş olanlarda tamamıyla uyarı mesajlarını verir. Daha sonra siz dosyaları düzelterek tekrar buradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Biz yine aktarımı devam edelim. 12 tane işlemimiz var bizim. Bakın başarılı ürün 12 tane geldi. Biz önce Excel dosyamızı bir açalım. Hangisiydi bakalım ve kontrolünü yapalım. Açtığımız dosyamız yine Gizemli ürün entegrasyonuydu. Eklemiş olduğumuz dosyamız hangisiydi? Hemen bakalım. Bakın 1010'dan itibaren 1020'ye kadar olan ekledik. Siyah, mavi, kırmızı, beyaz çantalar olarak eklemiştik. Gidelim bakalım şimdi. Ürün yönetimi, ürün listeleri. Bakın 20, 1020, 119, 118, 117. Model mor çanta, kırmızı beyaz çanta, siyah beyaz çanta, çok renkli çanta, turuncu çanta. Bunlar tamamının olan bilgiler otomatik olarak buraya geldi. Fiyat bilgilerimize geldi. Onları da kontrol edelim. Evet bakın, bir tanesine fiyat vermemişiz ama diğerlerine fiyat vermişiz. Alış fiyatımız 300, satış fiyatımız şu anda 500 bu üründe Başka ürünlerde alış fiyatlarımız demek ki daha yüksek vermişiz. Bakın 300'e 500'e geldi. Envanterlerimiz buraya geldi. Bakın 100, açalım güzel tablomuzu. Envantere ne vermiştik? Görelim hemen, bakın envanterlere 100 vermiştik. Ürüne bakıyoruz, bakın 100 olarak geldi. Özel kodlara ne vermiştik? Ona bakalım hemen. Bakın özel kodlara geldi. Kod 12 17 vermiştik. Kod 13'e 14 vermiştik. Kod 14'e, kod 14 açıklaması, kod 15'e kod 15 açıklaması vermiştik. Excel tablomuza bakıyorum. Bakın kod 12, 17 vermişiz. Kod 13'e 14 vermişiz. Kod 14'e, kod 15'e de kod 14 açıklamayla kod 15 açıklaması adını vermişiz. Dolayısıyla Excel tablonuzda hangi alanlar varsa eşleştirdiğiniz o alanlar otomatik olarak sistemimize entegre olmuş vaziyette. Bu işlem e, diğerine göre çok daha kolay bir işlem. Yani bizim de bizim şablonlara sadık kalmak zorundasınız. Ama bu ikincisinde sadık kalmak zorunda değilsiniz. Sadece alanları eşleştirmenize içeri almanız yeterli. Bunun dışında e, e, pro ticaret altyapısı içerisinde Excel'den tekstil, tekstil ürünlere de aktarımı yapabilirsiniz. Renk beden drop ürünleri. İlk önce yapmanız gereken normal ürün aktarımı yapacaksınız. Önce stok kartlar açılacak. Daha sonra Excel'den tekstil ve renk beden ürünlerini alacaksınız. Ardından yine yedek parçayla alakalı olan işlemlerde de araç, marka, model, yıl özelliklerine göre sistemimize import yapabilirsiniz. Ürünler içerisinde varyantlar varsa, yani varyant videolarımızı seyretmemişseniz onları seyredebilirsiniz. Varyantlar ürünlerin fiyatlarını artıran ya da eksilten özelliklerdir. Yüzükleri çok ağırlıklı olarak örnek veriyoruz örneğin. Yüzüklerde bir parmak ölçüsü vardır. Yine taş seçimi vardır. Yazılar vardır. Siz aynı zamanda hem ürünler aktarılsın hem de varyantlar aktarılsın diyorsanız önce ürünleri aktaracaksınız. Daha sonra varyant şablonlarını diyeceksiniz. Bakın hepsinde birer şablonumuz var bizim. Bu varyant şablonumuzda bakın burada. Stok kodu ki zaten önceden entegre olduğu için bunlar hiç uğraşmanıza gerek kalmayacak sistemin kendisi. Bunlar bilecek. Bakın varyantın adı, varyantın türü, varyant gösterim sırası. Bunlar true false olduğunu değerleri. Bunları bir defa verirseniz sisteminizde aynı zamanda ürünleri varyant olarak da eklemiş olursunuz. Yine teknik tablolarla e, sistemin içerisinde import edebilirsiniz. Ürün fiyatları import edebilirsiniz sadece. Yani bir fiyat değişikliği yaptınız. Excel tablolarınızda sadece fiyatlar belirlediniz. O durumda da sadece fiyatlar gelir. Boş onun şablonuna da bakalım. Biz hazır şablonları veriyoruz ama siz isterseniz bu şablonlar dediğim gibi sağını solu değiştirebilirsiniz. Önceliğini sütun değerlerini değiştirebilirsiniz. Ürün fiyat Excel şablonuna indir diyorum. Açın. Bakın burada da sadece stok kodu birimi çarpanın bu birimin aktif mi pasif mi olduğu default olup olmadığı ve fiyatları var bakın. Başka bir şey yok. Dolayısıyla burada aynı zamanda tüm ürünlerinizle alakalı fiyat güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz envanter güncellemelerini de yaparsınız. Yani eğer herhangi bir ERP API ile bağlı değilseniz, ben Excel tablolarından da envanterleri güncelleme yapmak istiyorum diyorsanız, bunu da bizim Excel import dosyalarımızla beraber yapabilirsiniz. Ee, Protijat altyapısında Excel ürün import ve export işlemi bu şekilde kolaylıkla yapılabilmektedir. Bir sonraki videomuzda XML entegrasyonları nasıl yapılıyor, XML entegrasyonu yapılırken hangi tür ayarları kullanmamız gerekiyor, bununla alakalı eğitim videomuza başlamış olacağız.